Şimdi ben size çatı katında şöyle fasların içtiği nane çayından dolduracağım. Buna Tealemont diyorlar ve şöyle dolduruyorlar bunu. Köpük yapsın diyemiş. Bakın. Artık yürüyürken bile doldurabiliyorum bunu böyle. Önemli bir beceri elde ettim. Bak 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 bak. İnanılmaz lezzetli bir şey bu. Aşırı lezzetli bir şey. İçinde tabii nane var. Çok şeker atıyorlar. Ben şekersiz içiyorum bunu. Vallahi, billahi, tillahi tekrar mahsur kaldım. Bu sefer de Afrika kıtasında. Mahsur kalınca da ne yapılır? Artık buralılar gibi yaşamayı öğrenmek gerekiyor dedim. Ve dün akşam faslı bir berbere bana fas tıraşı yapar mısın deyip tıraş olmaya kalktım. Bana bir bakalım. Fas'ın büyük bir şehri olan Casablanca'dayım. Buralılar gibi takılmak istiyorum. İlk durağım bir berber oldu. Böyle mahallenin berberine geldim. Şimdi ben içerideki berbere de diyeceğim ki benim saçlarımı buradaki faslar gibi kes. Bakalım nasıl bir şey çıkaracak ortaya. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Hallo. Je viens ici pour faire couper mes cheveux. Ne? Je sais pas quel type ses que je veux. Saçlara bakar mısınız ya? Çirkinim resmen. Ve numara 3. Degradé. C'est bon. Sonunda kendimi insana benzemiş hissediyorum. Jeptar ne şevesi. C'est pas bon. C'est l'âge. C'est l'âge, oui, exactement. Voilà. Voilà. Ça. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Dabani Haj. Merci Dabani Haj. Avec plaisir. Je suis encore un humain maintenant. Un humain ou un humain? Et toi, comment tu s'appelles? Humain? Non, non. Je m'appelle Mert. Mert. Enchanté. Enchanté. Grâce de toi, je suis encore un humain. J'étais pas un humain avant de venir ici. Ça coûte combien? 60 lira. 60 dirham tuttu yani 70 lira falan. İnsana benzemek 60 dirham tutabilir yani sıkıntı değil. Bonsoir. Ve saçım şu an bu halde. Bu saçla bence videodan daha hızlı çıkarsınız. O yüzden ben bunu takayım. Bari biraz daha fazla videoda kalırsınız belki. Bir de hemen şundan bahsetmek istiyorum. Videoları izleyenlerin %70 bazen %80 kadarı abone olmayanlardan oluşuyor. Abone olursanız sevinirim. Eğer videoyu da beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Bu da videonun başkalarına da ulaşmasını sağlayacak. Yorum, öneri, eleştiri, olumlu, olumsuz her şeyi de yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Şimdi geçen yılda Hindistan'da 7,5-8 aylık aynı süreci aynı nedenden dolayı yaşadığım için biraz deneyimliyim. Burada asıl olay bulunduğunuz ortamı ve yaşadıklarınızı yadırgamaktan ve yargılamaktan ziyade onlarla bütünleşebilmek, bir olabilmek. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Kişniş. Kişniş, Fas'ta yediğiniz her şeyin içinde var. Her şeyin içinde var. Ve dedim ki, kendi zihnimde tekrarlıyorum. Diyorum ki, kişnişe alış. Alışmazsan burada işin zor. Tabii ki her şey yenir ama beğenmeden mutsuz olarak yersin dedim kendi kendime ve şu anda kendimi kişnişe alıştırıyorum. Alıştım mı? Neredeyse alıştım bile. Sıkıntı yok yani. Artık kişnişle bile barışık bir insanım. Neyse bu basit bir örnekti yani. Ya genele vurursak bunu, bu kafa yapısıyla yaşadığında zaten nerede kaldığının önemi olmuyor. Yani mutlu olabiliyorsun her şeyle. Şimdi bu videoda birkaç yeri göstereceğim size. Bir önceki videoyu izlediyseniz şu anda Muadlar'ın apartmanının çatı katındayım. Ama böyle muazzam bir görüntü var burada. Ya şu görüntü tamamen Fas'ı anlatıyor. Burası çok otantik bir Fas mahallesi aslında. Bu çanak antenli çatı katları falan tam böyle bir Fas görüntüsü. Şimdi bu Muadlar'ın mahallesi merkeze biraz uzak. Ve burada çok yerel böyle kahve demeyeyim de kıraathaneler falan var. Onlardan birini ben çok beğendim. Şimdi bir dışarı çıkalım o zaman. Şimdi Muadlar'ın evinden çıktım. Biraz kaotik bir sokaktayım. Şimdi güne başlamadan önce buradaki yaşayan insanların geldiği çok lokal bir kıraathane diyeyim. Yani kafe değil, kıraathaneye geldim. Bir buraya girelim, hem siz de görün. Ben dün de geldim buraya, çok beğenmiştim kahveyi de. Faslılar kahveyi sokaklarda nasıl içiyor hem de fiyatlara bakmış oluruz. Kahve işte gördüğünüz gibi geliyor. Buna Café Noir diyorlar. Normalde şöyle şu kadar geliyor, espresso gibi. Ben iki tane atın diyorum ondan. Şu ayısın diye. Anca.
Böyle her zaman yanında gelen su ikram oluyor burada. Hani böyle suyu açtın mı açmadın mı ya da yanında suyu da adisyona yazmak gibi bir şey yok. Bu arada içeriği gösteremiyorum çünkü göstermemi istemediler. Şimdi şu ileride gördüğünüz yol ayrımından taksiye bineceğim. Merkeze bayağı uzaktayım. Aslında bir kere yürüdüm ama 2,5 saat falan sürdü yürümem merkeze kadar. 6-7 saat yürümek istemiyorum bugün. Çünkü çok da sıcak. Normalde buz gibi yani. Akşam çok soğuk oluyor. Sabah kalkıyorum çok sıcak oluyor falan. Hiç buranın iklimini tam çözemedim daha. Bir de hep yokuş çıkıyor. Nereye gidersen gideyim yokuş çıkıyorum. Daha inemedim yani. Palmiyeler, palmiyeler, palmiyeler. Bu arada yoldan hep böyle koşarak falan geçmek gerekiyor. Kimse işe bakmıyor çünkü. Abi bir böyle kırmızı taksiler var. Bir de beyaz taksiler var. Birazdan benim bineceğim. Ben beyaza neden biniyorum? Bu böyle bir çizgi gibi, bir hat gibi gidiyor burası. Merkeze kadar. Ve daha ucuz oluyor beyaz taksiler. Topluyor herkesi yol üstünden. İşte bizdeki taksi dolmuş stili yani. Bir de şöyle ilginç bir şey var bu taksilerle ilgili. Durdurmak istediğinizde ya böyle yapıyorsun. Bu hareketi yaparsan burada ağaçlı bir yol var. Böyle palmiyelerin falan olduğu. Oraya doğru gitmek istiyorum de biliyorsun. Aa gelmiş. Neyse. İndikten sonra anlatacağım. Ha. Aa okey. Neyse. Merkeze gidiyorsan da şöyle yapman lazım ki hemen şoför anlıyor onu. Ben merkeze gideceğim, böyle yapacağım. Şimdi indim, Casablanca merkezdeyiz. Ama eski Medine tarafında değiliz. Yeni şehirdeyiz aslında şu anda. Bu arada şurada da BİM görüyorsunuz. Bu BİM bayağı bizdeki BİM işte. Bir ara gelip burayı da size göstereceğim. Kendim de merak ediyorum aslında ama başka bir videoda olsun. Öyle bir güneş var ki gözüme vuruyor şu anda. Manav'ın önünde durduk. Ufak manavımsı bir yerdeyiz şu an. Sava. Vous êtes le propriétaire de ce café. Sokaklar biraz kalabalık bu arada. Comment tu t'appelles? Amin. Moi je suis Mert. Mert. Qu'est-ce que vous préférez, anglais ou français? Je parle anglais aussi. Ok, c'est bon. Alors, on va continuer avec anglais. Şimdi size kahveden bahsedecek Amin. Depends on how you like it. Fruity is this one, like it has more Arabica. This is like medium and this has less Arabica and it's strong. It's the strongest one. Yeah. Ok, I think that's for me. All right. Just a little bit. Oh, c'est très délicieux. Abi acayip lezzetli bir şey verdi şu anda. Beyaz çikolata şurubu var içinde. C'est très délicieux avec le chocolat blanc. Oui. C'est notre barman. Notre barman. Barman. Comment tu t'appelles? Abdjelil. Abdjelil. Ah ouais. Moi, je suis Mert. Enchanté. Enchanté, ravi. Merci. Je viens de Turquie. Ah, Türkiye. Türkiye. Enchanté. Enchanté. C'est notre merci. Patron. Amin. Tout son égal. We decide to open something small and that looks nice. Not like the other, you know, Moroccan coffee shops where people just go there to smoke cigarette. They're trying to get his pizza. Really? Yeah. This is the music of Marif. Şu anda Marif bölgesindeyiz. Bakın şu binalar hep 60'lardan kalma diyor. Buralarda eskiden hep Portekizler, Fransızlar, İspanyollar falan yaşarmış. Now it's Moroccan. People from Europe, they went back to their countries. Şimdi de rolleri değiştik. Ben burada barista oldum ve kahve yapacağım. Comment vous voulez votre café? Normal. Normal? Normal. Okay, espresso monsieur. Normal. Tout suite. Okay. Bir önceki yapılmış olan kahveyi burada temizliyoruz. Temizledikten sonra grinder'a koyuyoruz. Burada güçlü bir kahve istiyorsak bu Robusta kahvelerden deneyeceğiz. Şöyle bunu böyle bastırıyoruz ki düzleşsin. Tamam, düzleşti. Şimdi de son aşama olan kahveyi alma kaldı. Şimdi bir de içini temizlemek için şimdi de son aşama kahveyi alıyoruz. If you need a job in Morocco, you're welcome. Really? You can work barista. Yeah, maybe I will come part-time. Evet, kahvemiz hazır. Bon appétit, monsieur. Merci. Merci. Essaye. I'm just kidding, it's good. Moroccan people are like us, you know. Whenever I ask an address,
to in Morocco. They are just coming with me. Yeah, that's the same in Turkey. Yeah. Yeah. Kahveleri içtik, iyice ayıldık. Hatta öyle ayıldık ki muhtemelen iki gün uyuyamayız artık. Şimdi çok ilginç bir yer gösterecek bize Amin. Şimdi bu apartmanlarda eskiden işte Avrupalılar yaşıyormuş. Şurada da işte kiliseyi görüyorsunuz, eski kiliseyi. Orası tabii şu an tiyatroymuş da. Ve her yerde grafiti var şu şekilde. So in Casablanca we have two soccer teams, the green and the red, and they hate each other. A couple weeks ago they had a huge fight in here. Hundreds of people were fighting in here. I think this belongs to the greens. This is the greens. Thank you so much for You're everything. Welcome. You're welcome. Merci, şükran. La şükran hocam, merhaba. Ondi görüşürüz. Görüşürüz. Take care of yourself. Yeter. Okay? Şimdi Amin'den ayrıldım. Oba Suite Oda Basi, Oba Basi diye bir sokakta yürüyorum. Yine ilginç bir yere gidiyorum şu anda. Çok güzel bir insanla tanıştıracağım sizi. Pasma. Böyle bir de yepyeni bir yüzü var bu marifin. Ne kadar alakasız diğer yerlerden. Bu caddelerde de böyle Starbucks, McDonald's, Burger King falan gibi büyük zincirleri görebiliyorsun. Ve böyle acayip klas mekanlar falan var. Şöyle boylu boyunca gidiyor. Bir de böyle gidiyor. İşte buralar hep yeni Casablanca. Evet, şimdi Türk restoranı Sofra'ya geldik. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle Türk çaylarımız geldi. İsminiz neydi? Doğan Ateş. Sofra restoranın sahibisiniz. Evet. Türk restoranı. Türkleri temsil ediyoruz burada. Fas mutfağına çok yakın. Sadece aramızdaki fark baharat. Onlar biraz baharatı daha çok seviyorlar. Başka da farkımız yok. Evet. Beğeniyorlar yemeklerimizi. Kebabımız, pidemiz. Her şeyimiz Türk usulü hepsi. Personellerim Türk. Peki ne zaman Fas'a geldiniz? 8 yıl oldu buraya geleli. Buraya tamamen bir tesadüf eseri geldi. Düğün için gelmiştim. Oradan burada bir potansiyel gördüm. Bir restoranla başladım ama tekstil işle devam ettim. Daha sonra mobilya işine. Restoran devam ederken tabii bunlar devam ediyor. Burası da güzel bir yer. Türklerin gelmesini de isterim buraya. Çünkü potansiyeli bir yer. İnsanlar sıcakkanlı. Çok iyi insanlar. Bize uyuyor. Siz burada yaşamaktan memnunsunuz o zaman. Şartlar olarak. Müslüman ülke. Burada ibadetinizi rahat yapabiliyorsunuz. Her konuda iyi bir yer. Burası güzel. Harika. İnsanlar da sıcak. Yani insanlara yaklaşmak çok kolay. Zaten onlar da yaklaşıyor. Evet. Yaklaşmasam bile onlar da yaklaşıyor. Özel olarak da bizim Türkleri daha çok seviyorlar. Çünkü insanlar Türklerde televizyonlarda gördüklerinden Bizi çok izliyorlar. Bizi başka ülkelerden daha üstün görüyorlar. Gerçek bu yani. Ondan dolayı da burada başarılı olma ihtimalimiz yüksek oluyor. Çünkü sevgi görüyorsun, sıcaklık görüyorsun. Tabii. Güzel bir ortam görüyorsun. Evet. Oo, masamız donatılmış resmen. Tadımlık dedim ama. Olsun, tüm mutfağımızı... Bayağı cağ kebabı var şu an burada. Evet. İnsanlara değişik geliyor. Çünkü burada döneri biliyorlar. Evet. Fakat bu şekilde olduğunu hiç görmemişler. Tabii cağ kebap kimse bilmez burada. Kimse bilmiyor ve şekil olarak da çok hoşlanıyorlar. Hı-hı. Şimdi iki şehrimiz burada. Erzurum'la Adana. Evet. Bir de Antep mi geldi? Antep geldi şimdi. Antep usulü, bir de lahmacun, bir de fındık lahmacun. Ekmek. Hangi şehri adayalım onu da? Hangi şehir diyelim ekmeğe? Hepsine bir şehir verdik ona, de. Ona ne diyelim? Bari Malatya olsun. Malatya mı? Urfa mı? Urfa mı? Urfa tamam. Daha iyi. Bir de Urfa var. Ben de İzmir. Ben de Malatya. Malatya. Ankara. Böyle harika bir sofra oldu burası şu anda. Burada gördüğünüz pide deniz mahsullü. Bu deniz mahsullü pideyi Faslılar aslında Faslılar çok seviyor. Çok çünkü bize çok hitap eden bir pide şekli bizim bu. Bizim Türkler çok fazla yemiyor ama Faslılar da bunu yiyor. Burada Faslıların yediği pide, burada da bizim yediğimiz pide. Aynen. Cağ kebabın bir tadına bakacağım. Mahsur kaldım öğrendikten sonra ilk günde cağ kebabı yiyeceğim. Aklımın ucundan geçmezdi. Bir her şeyin bir nedeni var işte. Aynen. Cağ kebabı yemek için mahsur kalmışız aslında. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Elinize sağlık. Süper. Ben Casablanca'ya ilk geldim 1700 TL ile gelmiştim. Burada bizim 1 TL'miz 6 dirhem idi. 1 TL 6 dirhem. Şu anda 1 TL 0.65 dirhem şu anda. Oo.
o kadarını tahmin etmezdim. O zaman dirhama karşı çok ciddi bir değer kaybetmiş. Tabii tabii. %700 değer kaybetmiş yani. Aynen. Bugün mesela ben bir kafeye girdim. Evet. Kafe dediğim hani biraz kıraathane tarzı değil, lokal bir yerde. O yüzden sanıyorum ki fiyatlar en ucuz oradaydı. Evet. Bir kahve içtim, şöyle kafe noir diyorlar ya. Evet. 9 dirham. 9 dirham. Şimdi 9 dirhama ben bugün TL olarak kaç vermiş oldum? 11 lira falan herhalde. 12 yıl önce 1.25 gibi bir şey. 1 TL gibi bir şey. Evet. 1 TL'ydi yani. İnanamıyorum ya. Gerçekten bizi üzüyor yani. Tamam, burada kazanıp Türkiye'ye gitmek güzel bir şey ama biz Türk'üz. Keşke bizim orada kazanıp keşke buraya gelsek. Keşke ne işim var burada? Gelmesem de buraya. Keşke orada kazansam. Evet. Şimdi bir de son olarak böyle bir künefe geldi. Ne demek istersin abi bu konu hakkında? Bir şey oldu, bir dakika. Tekrar abi. Tamam. Künefe olarak mı? Hatay usulü künefe yapıyoruz burada. Afiyet olsun valla. Teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim tekrar. Beklerim tekrar inşallah. Hatta herkesi bekleriz buraya çünkü ben gerçekten çok memnun kaldım. Teşekkür ederim. Artık Türkiye'den gelecekler de burada bir deneyim yaşasın bence. İnşallah beklerim. Görüşmek üzere. Teşekkürler abi. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Çok sağ olun.